Merhabalar 49. ders anlatım föyüne geldik yazım kurallarıyla devam edeceğiz tarihlerin yazılışı sayıların yazılışına bakacağız ee, ve levha e, açıklamaların yazımı nasıl oluyor bunlarla ilgili konuşacağız soru 2 olan Mami'ye bağlaç olan Deda'ya e, bakacağız bağlaç olan Ki'ye bakacağız çıkmış örnek sorularla bu konuyu da pekiştirmiş olacağız Evet tarihlerin yazılışı yine Türk Dil Kurumu sayfasından e, birebir alınmış açıklamalar bunlar. E, bir kere belirli bir tarih gösteren ay ve gün isimlerini büyük harfle başlatacağız. Yani önünde bir tarih varsa ya da sonrasında bu ay ve gün isimleri büyük olacak. 29 Mayıs 1453 Salı günü derken Mayıs'ın M'si de Salı'nın S'si de büyük olmak zorunda. E, Lale Festivali 25 Haziran'da başlayacak dedik. Ee, Haziran'ın 25'i belli olduğu için Haziran'ın H'si büyük Haziran 25'te başlayacak deseydi de yine Haziran büyük olmak durumundaydı Eğer belirli bir tarih bildirmiyorsa bu ay ve gün isimleri tabii ki küçük harfle başlayacak Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar cümlesinde Hangi Eylül'den ve hangi yıldan bahsettiğimiz belli olmadığı için Eylül'ün E'si küçük olmak durumunda Tarihleri 3 farklı biçimde yazabiliriz unutmayasın 29 Ekim 1923 şeklinde birincisi 29.10.2023 ikinci yazımımız 29 eğik çizgi 10 eğik çizgi 2023 diğer yazım biçimimiz olacaktır. Bu doğrultuda birinci örnek sorumuza hemen hızlıca göz atalım parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sorulmaktan. 1932 yılı doğrudur yazımı birinci Türk Dili Kurultayının e, yine doğru bir yazıma sahip e, Dil Bayramı baş harfleri büyük olarak yazılacaktı ve Türkçe'mize de baş harfi büyük geleneki ayırmadan yazacağımız bir ifadeydi ama 26 Eylül e, özel bir tarih bildirdiği için Eylülün E'si büyük yazılmalıydı yanlış bir yazıma sahiptir Ceyhan doğru cevabımız olur. İkinci örnek sorumuza baktık yazım yanlışı arıyoruz. Burada da Ayşe Sıdıka Hanım'dan 24 Aralık 1900'de ilk öğrenimini Rumeli Hisarındaki ve devam etti sözcüklerinin çizili olduğunu görüyoruz. Ee, ve 24 Aralık 1900 yazımının yanlış olduğunu tespit edeceğiz. Özel bir tarih bildirdiği için aralığın A'sı büyük olmalıydı. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş oldu. Bu bilgiden hareket edersek. Geldik sayıların yazılışına. Sayılar harflerle de yazılabilir. Yani bin yıldan beri de diyebilirim. Normalde buraya bini de ekleyebilirdim. Ee, bir problem yok. Fakat buna karşılık para tutarı ölçü istatistik verisi eğer paylaşacaksan bunlar da rakam kullanılacak. 25 kilogram ya da 15 30da buluşalım dediğin üzere. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da ifade edilebiliyor. Saat 9'u 5 geç edersen yazarak da ifade etmiş oldum bunu. 4 ya da daha çok basamaklı bir sayı varsa kolay okunsun diye ne yaptın? Bin milyon, milyar, trilyon gibi sözleri harflerle yazarsın. Kalan küçük kısımları rakamla yazabilirsin. İşini kolaylaştırır bu. Ve birden çok sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılacak. En önemlisi bu zaten sayılarla ilgili. 365 dediğimizde her bir rakama karşılık gelen yazıyı da birbirinden ayırmak durumundayız. Para ile ilgili işler yapıyorsak işte senet çek gibi verdiğimizde karşı tarafa bunlar üzerindeki bu belgelerde geçen sayıları birbirine bitişik yazmak durumundayız ki hile hurda ortaya çıkmasın. insanlar bir sıfır dağıtıp borcunuzu katlayabilir mesela 650 TL 40 kuruş derken bütün hepsini bitişik yazıyoruz yazıyla sıra sayıları yazıyla da rakamla da göstermemiz mümkün rakamla gösterdiğimiz durumlarda ya rakamdan sonra bir nokta koyacağız. 12. dediğimiz üzere ya da rakamdan sonra kesme işareti koyup yani 12 deyip inciyi ekleyeceğiz. Her iki kullanım da doğru kullanımlardır. Önemli kutusuna burada dikkat ediyoruz. Sıra sayıları ekle gösterdiğimizde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve eki yazacağız. Tekrar bir nokta koyulduğu zaman mesela hem 12 yazıp hem nokta koyup hem kesme işareti koyup hem de inci yazarsak komple bir yazım yanlış yapmış oluruz. Ee, bir de nci eki ünsüzde biten bir sayıya gelirse bu ekin başına ı I, i u ü eki gelebilir. Yani ıncı inci, inci uncu üncü haline gelebilir. Bunu da bilmekte fayda var. İsimleri oluşturan e, isimleri sayılardan oluşan iskambil oyunları var. E, belki aranızda bunu bilen ya da buna hakim olan vardır bunları bitişik yazacağız 51-21 şeklinde roman rakamları tarihi olaylarda yüzyıllarda kullanıldığında e, ne olacak e, karşımıza çıkabilecek rakamlar işte maddelendirmelerde sayfa numaralandırmalarında gibi e, bunun da kullanımında herhangi bir beis yok yani bir yanlışlık olamaz İkinci dünya savaşın istersen roman rakamıyla İstersen normal 2 yazarak da ifade edebilirdin. Üleştirme sayıları en önemlisi bu. Yıldız koyacağım buraya çünkü soru geliyor. Üleştirme sayıları rakamla değil muhakkak ki yazıyla bildirilmek zorunda. Yani ikişer değil de yazıyla ikişer yazmak zorundasın. Ve yine bir zorunluluk olmadıkça cümleye rakamla başlamıyoruz. Bir diğer önemli soru gelebileceği ihtimali olan uyarı da şu. Yüzde ve binde işaretlerini yazarken sayı ile işaret arasında herhangi bir boşluk bırakmayacağız. Dikkat edelim buna da. Bu doğrultuda üçüncü örnek sorumuza bakıyoruz. 2016 YGS'de sorulmuş bir soru. Yazımı yanlış olan söz aranıyor. E, i̇kincinin yazıma bakmalısın. Normalde rakamla değil de yazıyla yazsaydık ikinci diyecektik değil mi? Yani NCI takısı alacaktı bu sözcük. E, i̇kiden sonra... Ne oldu? Kesme işaretini koydum ve NCI yazmalıydım. Oysa ki inci yazıyor. Bu sebeple yazım yanlışımız Adana'da karşımıza çıktı. Dördüncü örnek sorumuz şöyle. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır diye sorulmakta. Burada hemen Edirne'ye bakmamız lazım. Her misafir için hediye olarak üçer metre kumaş sipariş edildi cümlesi var. Ne yapacağız? Üleştirmeleri biz rakamla değil de yazıyla yazacaktık. Özellikle önemli demiştim. Burada da rakamla yazdığı için yazım yanlış ortaya çıktı. Cevap Edirne seçeneği olmuş oldu. Levha ve açıklama yazıları nasıl yazılır diye düşünecek olursak tüm levhalar, tabelalar, levha niteliğindeki yazılar büyük harfle başlayacak. Unutmayasın müdür, vezne, doktor, üçüncü kat, giriş, çıkış gibi yazıların baş harfleri büyük. Kısaltmalara geldik. Kısaltmaların yazımı önemli. Bunlarla ilgili sorular çok sık bir şekilde geliyor. Özellikle son birkaç yıldır TYT'de. Ee, yazım ve noktalamaya ayrıca önem verilmekte ikişer yazım ikişer noktalama sorusu karşımıza çıkıyor o yüzden çok çok önemli bir konu haline geldim ee, kuruluş, ülke, dergi kitap gibi yön adlarını eğer kısaltacaksak ilk harfinin büyük olarak yazılması önemli burada ee, büyük harfle bir kısaltma yapıyoruz ve en önemlisi de büyük harfle yaptığımız kısaltmalarda e, harf aralarına herhangi bir noktalama işareti yani nokta gibi bir işaret koymuyoruz. T radyo Televizyon Üst Kurulu RÜTÜK olarak kısaltıldı. Türk Dil Kurumu TDK, e Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi TDE'd, Amerika Birleşik Devletleri ABD, Güney G ile Güneydoğu'da GD ile kısalmış durumda. Bazı kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmasıyla birlikte kısaltıldığı da görülebilir. E, BOTAŞ mesela ya da TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi BOTAŞ Boru Hatları petrol taşıma anonim şirketiydi Bu şekilde kısaltmalarda görüyoruz e, Dedim ya büyük harfle yapılan kısaltmalara araya nokta koyulamaz diye e, Uyarı bunun üzerine gelenekleşmiş olduğu için Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kısaltmaları noktalı olarak yapılıyor e, Onun dışında noktayla yapılan büyük harf kısaltmamız yok Ölçü bilim birimlerinde uluslararası kısaltmalar e, kullanılacak. Metrenin kime, santimetrenin cm, litrenin l olduğu gibi. Kuruluş kitap dergi yön ismini kısaltacaksak ne yapacağız? Önce baş harfi e, büyük, daha sonrakiler küçük olarak yazılacak. Almanca alm olarak kısaltıldı. İngilizce ing olarak Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet'in tamamını aldık. Mahallenin mah şeklinde kısaltıldı gibi. Küçük harfle yaptığımız kısaltmalara bir ek getirirsek. Ee, bu ek kelimenin açık okunuşu esasına göre eklenecek. Yani cm'yi değil de santimetreyi kilogramdan şeklinde. Kg'den değil de kilogramdan dedik. Açarak ekledik ekimizi. Büyük harfle yaptığım kısaltmalara getirdiğim ekte ise harfin okunuşuna esas alacağım. STDK'den TRT'den. Şununla ilgili çok soru geliyor. E, büyük harfe uygun ek getirilmemesinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır deniliyor. E, Türkçe'de sesimiz K dikkat et. K diye bir sesimiz yok. TDK'dan yazılırsa bu bir yazım yanlışı olur. TDK'den olmak zorunda. E, kısaltması büyük harfle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalarımız da var. Burada kısaltmanın okunuşu tabii ki esas alınacak. UNESCO'ya, NATO'da, BOTAŞ'tan gibi. Numara sözünün kısaltması kelime gibi olduğundan getirilecek olan ek de okunuşa göre ekleniyor. ne no'suz ne şeklinde. Noktadan sonra bir lu koyduk. Tekrar kesme işaretine ihtiyacımız yok. Ee, sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısımlara gelen ekleri kesme ile ayırmıyoruz. Buradaki üst işareti kesme işaretinin görevini devralıyor metre kareye dediğinde e, herhangi bir kesme işareti yok direk m üzerine bir iki yazlık kare anlamı verebilmesi için sonra da gelen y ekini ekledik 5. örnek sorumuz şöyle aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır 2019 TYT'de sorulmuş bir soru bu hemen Ceyhan'a bakmanı istiyorum Öğrenciliği zamanında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki KYKD kalmıştı. Yani Kredi Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmışı bu. Dediğim gibi Türkçe'de K diye bir ses yok. O sebeple de gelenek yanlış KYKD olmalıydı. Cevap bu sebeple Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Altıncı sorumuza baktık. Numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruldu. Ocak 2015'te özel bir tarih bildirdiği için ocağın olsu büyük yazılmalıydı. Bu sebeple 6. soruda da cevap Denizli seçeneği olmuş oldu. Şimdi sana bir kısaltmalar dizini verdik. Yine Türk Dil Kurumu sayfasından alınmış bir kısaltmalar dizimi. Özellikle büyük harfle yapılan kısaltmaların neler olduğunu buna göz gezdirerek bir kez daha özümseyebilirsin. E, Rütük, SGK, TCDD, EFT, bunlar nelerdir? E, Akbil ya da akut, neyin kısaltmasıymış? E, tek tek, tek tek özümsemeni istiyorum. Senin ödevin olacak bu. E, ve bağlaç olan ki'nin yazımına geldik şimdi de. E, bağlaç olan ki her zaman için ayrı yazılacak. Türkçe'de 3 tane ki vardı e, ee, özür diliyorum ee, tamam 3 diyebiliriz sıfat kiisini aldık her zaman için bitişik yazıldı elimdeki çanta aklımdaki düşünce gibi bağlaç olan kiimiz var her zaman için sözcükten ayrı yazılıyor bir de zamir olan ilgi zamiri olan kiimiz var bunu da alalım bu da her zaman için sözcüğe bitişik yazılıyor bizim işimiz bağlaç olan ki ile her zaman için sözcükten ayrı yazıldı ee, özellikle bitişik yazılan bağlaçlarımız var içindeki geçen Belki, çünkü, halbuki, madem ki, meğer ki, oysa ki, sanki gibi. Bunu eğer e, geçmiş yıllardan hatırlarsan son bahçem olarak kodlardı bazı öğretmenler. Son bahçem kelimesinin ünsüzlerine bakardı. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, a'ya attık. Halbuki, çünkü... E'yi de attık. Bu da meğer ki olmuş oldu. Böyle bir kodlamaya da gidebilirsin. E, şüphe ve pekiştirme görevinde kullanılan ki'yi de yine sözcükten ayrı yazmak durumundayız. E, zil çaldı mı ki e, şeklindeki kullanımda ki ayrı olmuş oldu. Hemen önemli kutusuna yine bakıyoruz. Bağlaç olan ki dışında ilgi zamiri olan ki ve sıfat yapımı iki olan ki var. Bunlar da sözcüğe bitişik yazılır uyarısını bir kez daha vermiş olduk. Ve geldik bağlaç olan DDA'nın yazılışına. Her zaman için bağlaç olan DDA ayrı yazılacak sözcükten ve kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak da büyük ünlü uyumuna uyacak. Güç de olsa konuşur da konuşur gibi istersek de istersek da şeklinde ayrı yazılacak. Bir önemli kutusu da bu DDA ile ilgili. E, ayrı yazılan bu d yani bağlaç olan d hiçbir zaman TTA biçimi yok. Bunu bilesin. D bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesme işaretiyle ayırmak yanlış. E, ya sözüyle birlikte kullanılan dağ da yine ayrı yazılan bir bağlaç. Haleki olan d da da sözcüğe bitişik yazılacak. Bunu da unutmayasın. Ve son olarak soru eki m m m'ünün yazılışını konuşalım. Kendinden önceki sözcüğe uygun olacak biçimde bu ek mı, mi, mu, mü haline gelir ve her zaman için sözcükten ayrı yazılır. Ee, soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılacak. Mesela e, şahıs eki ekleyeceğim. Mi'ye bitişik yazmak durumundayım. Gelebilir miyim derken. Ee, özel isimlerden sonra soru eki gelirse yine ayrı yazacağım. Ee, özel isimden sonra bu kez kesme işareti koymayacağım dikkat edin gelen Ayşe mi dediğinde mi ayrı yazıldı herhangi bir kesme işareti kullanmadık ee, soru anlamı dışında da bir anlam katacaksa eğer yine pekiştirme mesela ayrı yazmak durumundayız güzel mi güzel yağdı mı yağdı şeklinde eee bu doğrultuda bir de 2022 TYT sorusuna bakalım. Yani 7 örnek sorumuza numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diye soruldu. Kural bize diyor ki birleşik fiillerde e, mımı eki e her zaman ayrı yazılacak ama araya da girebilir bazen. Yani unutumu vermiş kullanımında e, bir yazım yanlışı durumu söz konusu yani biz bunu ayrı yazıp e, kelimeden unutu mu vermiş diye de ifade edebilirdik. Unutu vermiş mi şeklinde de ifade edebilirdik. Bitişik yazıldığı için yazım yanlış ortaya çıkmış oldu. Bu da bizi cevap olarak Ceyhana götürdü. 8. ve e, bu ders anlatım föyümüzün de son sorusu olmuş oldu. Bu soruyla konu anlatımını noktalamış olacağız. 2018 TYT'de çıkmış bir soru. D bağlacının yazımı hangisinde yanlıştır parçadaki numaralanmış cümlelerde diye soruluyor. Dördüncü cümleye dikkat kesileceğiz. Kimi zamanda tanınmamış ancak yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. Kimi zaman da buradaki da bir bağlaçtır. Zaman sözcüğünden ayrı yazılmalıdır. Bu sebeple 4 yani denizli doğru cevabımız olmuş olur. Evet böylelikle 49. ders anlatım föyümüzün anlatım kısmının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hemen uygulama ve son adım 1 2 testleri çözerek lütfen bu konuyu pekiştir ki biz de 50. ders anlatım föyümüzde seninle buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.